Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemedik. Çünkü ben birçok işle uğraştığım için video çekmeye fırsat bulamıyorum. Bunun dışında bir önceki videomda biliyorsunuz ki bir konuk aldım. Çağla Pınar Tunçeli. Onunla birlikte yaptığımız eserinde video klibi çok yakında yayında olacak. Ve onun haricinde de bir tane de farklı bir YouTube kanalıyla bir proje yaptım. İlerleyen süreçte onu da göreceksiniz arkadaşlar. Ve ben şimdi bu bilgiden sonra solfeje geçiyorum. Bugünkü solfej bahçede yeşil çınar arkadaşlar. Benim önce size bağlamamın tonundan bahsedeyim. Alt tonum arkadaşlar La diyezde, yani A diyez işareti. Orta telim Re diyezde arkadaşlar, üst telim de Sol diyezde. Bunlar tabi batı müziğine göre, batı akorduna göre bu seslere çekili. Tabii ki de biz yine bu perdeyi Re perdesi varsayıyoruz, yani Re perdesi olarak alıyoruz. Türk müziğinde böyle çünkü. Ve buradan başlayarak size şu an eserin solfejini yapıyorum. Si, si, la, si, la, sol, sol, fa, la, la, sol, la, sol, fa, fa, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi, re. Arkadaşlar birçok parçada kullandığımız bir şey var burada. O da şu şekilde. Fa, sol, la, si. Hatırladınız mı? Sonra devam ediyorum. Si, si, la, si, la, sol, sol, fa, la, la, sol, la, sol, fa, fa, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi, re. Şimdi arkadaşlar şu kısmını yapacağız. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedin alem duyar. Nanay gülüm, nanay top kaküllü. Nanay, nanay esmer yarim sen nanay. Nanay, nanay, esmer yârim sen nanay. Arkadaşlar bu kısmın solfejini yapalım. Zaten ikinci kısım, yani nanay kısmını az önce solfejini yapmıştım. Şimdi başını yapalım. La la la, la la la, si la sol sol. Devam ediyorum. Si, si, do, la, 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 sol, sol, la, sol, fa, fa. Tekrar devam. Si, si, do, la, 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 sol, sol, la, sol, fa, fa, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi, re. Re, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, 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 mi, fa, mi, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi, re, re, re. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eserin söze girdiği kısmında bu şekildeydi. Dolayısıyla parçanın tamamını bu gösterdiğim notalar üzerinden çıkarabileceksiniz. Burada aslında en çok dikkatinizi çeken nokta şurası olması lazım. Burada bir aslında makam değişikliği var arkadaşlar. Biz buna düzen diyoruz aslında. Şimdi normalde düzenimiz mesela şu şekilde. Kürde bir düzen. Ama burada arkadaşlar burada bir koma sesini alıyor geri dönüşte. O da şurada oluyor. Zaten farkına varmışsınızdır. Şimdi na 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 na, yani burada ha, buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Gerisi yalan diyebilirim size. Gerisini zaten çalarsınız. Ama bu kısımdaki değiştireci, notanın değiştiği kısımları çok iyi öğrenin. Birçok parçayı tam net çalamamanızın sebeplerinden birisi de bu arkadaşlar. Çünkü bu yarım sesi duyamayabiliyorsunuz. Biraz müzik kulağınızın gelişmiş olması gerekiyor bunun için. Bu da tabii hemen olmuyor. Dolayısıyla buna dikkat edin diyorum. Daha sonra zaten eserin başka anlatacağım bir kısmı kalmadı.
notalarım, akortlarımdan bahsettim size. Burada değiştireç olarak burada mi bemol kullandım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada da si bemol kullandım. Diğerleri natural sesler. Yalnız burada bir sol diyez kullandım. Yani la bemol diyebiliriz. Yani sol diyez burada arkadaşlar bu. Sol diyez 1. Dolayısıyla buna dikkat edin. Bunun dışında başka bir şey yok. Tekrar izliyorsunuz. Ve benim zaten kendi çaldığım bahçede yeşil çınar da var. Ve şimdi parçanın tamamını çalayım. Defteri kapatalım. Dükkanı kapatalım arkadaşlar. Bahçede yeşil çınar boyum boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay topkâküllü, nanay nanay esmer yârim sen nanay. Nanay nanay kibar yârim sen nanay. Bahçalarda gül varı var, git ellerin yâri. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Nanay gülüm, nanay topkâküllüm, nanay nanay esmer yârim sen nanay. Nanay nanay kibar yârim sen nanay. İşte böyle dostlar. Buradan tekrar izleyin. Siz de bu parçayı çalıp söyleyin, tekrar edin. Mutlaka siz de bu parçayı öğreneceksiniz bu şekilde. Ben de elimden geldiğince fayda olsun diye bu videoları böyle kolay çekmeye çalışıyorum. Tabii ki de sizden gelen yorumları her zaman değerlendiriyorum ve önemsiyorum arkadaşlar. Ve bir dahaki videoları çekmek için sebebim oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla tamamen sizin için yaptığım bir durum bu. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim bir projem var. Türkülerimiz ve hikayeleri başlığı altında. Ve sizden talebim şu arkadaşlar bu konuda. Kendi yörenize ait bir türküyü belirleyip o türkünün hikayesini araştırdıktan sonra kendinizi bir telefon kamerası olabilir ya da herhangi bir ses kayıt işte telefonunuza kaydedebilirsiniz. Başka bir yere teybe kaydedebilirsiniz. Teyp kalmadı ama öyle söyleyeyim. Yani herhangi bir şey demeye çalışıyorum. Nasıl olursa olsun kendinizi o şeyi, hikayeyi anlatırken çekin ve benim mail adresime gönderin. Arkadaşlar bu mail adresim zaten yazıyor ek açıklamalar bölümünde. O gönderdiğiniz videoları ben YouTube kanalımda yayınlayacağım ve Türkülerimiz ve Hikayeleri projesine siz de destek vermiş olacaksınız böylelikle. Bu beni çok mutlu eder. Dolayısıyla bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz ve kartlardan benim tavsiye ettiğim diğer videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.